الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Rüya hakkında sorularım var idi. Hop. Misal için bir insan bir savab iş kıladı. Misal için Kur'an okuş mu ya ihsan kılış mı? Lekin yaşırıp kılışke hareket kıladı ilacı borcu. Allah'tan rüya bu mazlik için dua kıladı. Allah yolda kılışke hareket kıladı. Lekin nimadir kalbida şu rüya bu kıladı da adamlar kuruşunu koklaş. Kalbini bir burçaydı. Lekin amelde hiç kaçan nima kımaydı. Yaşırıp kıladı her doyum. Hop, rüya meselesi. Bitta kalpte şu iki tane arsa buluş mümkün mü? Adamlar kuruş için hem yok ki Allah yolda yani. Bu amalga bağlı. Allah yani Allah'ka halis bugün amallarda bir ortasını Allah Teala başkalar için bulsa kabul kımaydı. Riya amalli habata kıladı degen matın var akidede. Lekin bazı uğurlar var adamlar kuruşu için kılınadı. Mesela kiyimli adamlar üçün kiyiladı. Yani fahır üçünmez adamlardan avratını bekitiş için kiyiladı. Yani adamlar menge bir dinli bir yalanga çıkıp gitmeydi köçeke. Peygamber aleyhissalatu vesselam oşe namazını okuyatkenleri de kıraatını uzun kıgım keledi. Lekin balalarını yığısı onalarını kalbige batışligini kısapke alıp kıskarttıraman derdiler. Demek adam uçunan bazen ularga yengillik buluşu uçun ularını köyünlüğe karaman bazen amal kılınadı. Peygamber aleyhissalatu vesselam Medine'de münafıklarını öldürmekenler. Kafir ular, münafık. Demek ki öldürmeyimiz degenleri de. Başkalar Muhammed küçük ekigenden ki özüge ergeşkenlerini öldürüşü başladı deydi. Siyasi vaziyet bu. İşte siyasi vaziyetten çıkıp geçiş için bunu kigenler. Kabe-i Muazzama'nın tavafıdı. Tavaf kılıyetken peytizde malum bir joyda lukkillab yugurasiz. Safo Marvada ham ma'lum bir ko'k chiziq bor. O'sha joyga kelganingizda o'zingizni pahlavon qilib ko'rsatib yugurasiz. Shalpayib qilmaysiz u joyda. Nimaga desa, payg'ambar alayhissalom ilk Makkaga kelib Makkani tavof qilayotganlarida, haj amallarida, Safo Marvada mushriklar, hali iymon kelmagan mushriklar tashqaridan qarab turishgan. O'shalar ko'radigan joyda musulmonlar zayıf deb o'ylamasin ular deb kuchli-kuchli ko'rininglar deganlar. Düşmanga qarshi haybatli ko'rinish ham odamlar uchun bo'ladi, lekin bu Allohning roziligi uchun bo'ladi. Riyo amalni habata qiladi. O'sha riyodan qo'rqish iymonning ziynat hisoblanadi. Asl sizga muborak bo'lsin. Ya'ni riyo sababli iymonim, amalim habata bo'larmikin deb xavotir qilyapsiz, bu iymon bu. Mana shu iymonni ziynati shu. Bazı rivoyatlarda va zalika mahdul iymon deganlar. Shu iymondan xavotir qilgan odamga mana shu iymon deganlar. Boshdan ham xavotir qilyapsanmi? Ha, ana shu iymon deganlar. Riyo insonning ichida qalbida bo'ladi. Uni tashqariga chiqarsa riyo bo'ladi. İçinizde o'taveradi. Shayton vasvas qiladi, nafsingiz vasvas qiladi, ichingizdan o'taveradi u. Falonchilar ko'rib qo'ysin, pistonchilar degan. U narsani tashqariga chiqarib, ha, palonchilar ko'rib qo'ysin uchun, pistonchilar meni maqtasin uchun deb amalda, gapda bunga amal qilsangiz, unda riyo bo'ladi. Ichingizda o'tgani javobgar bo'lmaysiz. Va duo payg'ambar alayhisolatu vasallam duo o'rgatganlar. Allohumma tahhir qalbi minan nifaq. Parvardigorim, qalbimni nifoqdan pokla. Va amali minar riya. Amalimni riyodan pokla. Ve ayni minel hiyane, közümünü hiyanetten tazale, pakle. Fe inneke ta'lemu hainetel a'yun ve tuhfis sudur. Çünkü Allah'ım közünün hiyanetini kalpke hutur kigen, kalpten öte digen narsanı sen biliyorsun zatsan de dua kigenler. Şu duanı yemeyordular, okuyup yürüyün. Allahümme tahhir kalbi minen nifak ve ameli minel riye
ve ayni minel hiyane fe inneke ta'lemu hainetel a'yun ve ma tuhfi sudur. Mana şu dua. Bu dua ham kerek, dua ham kerek. Ve amalni qilarkan siz riyo bo'lsa, riyo bo'lsa. Odamlar maqtasa qilasiz, yomonlasa tashab qo'yasiz. Bu ham riyoni alomati. Bir amalni qilarkan siz odamlar maqtasa havolanib ketmasangiz, yomonlasa o'sha amalni tashlab qo'ymasangiz, demak siz riyokor emassiz. 5 vaqt namozni o'qiyapsiz, odamlar sizni 5 vaqt namoz o'qiydi bu degan uchun chiqmayapsiz-da. Nima bo'lsa ham o'qiyapsiz. Odamlar sizni yomonlasa ham, qiyinchilik bo'lsa ham tashab qo'ymayapsiz. Demak bu riyo emas. Riyo o'sha amaldan ko'zlangan inson o'zi xohlagan narsani erisha olmasa, o'zi xohlagan narsaga erisha olmasa, o'sha amal tashab qo'yadi riyokor. Riyoni muolajasi bor. Qanday muolaja qilinadi? Riyo insonning qalbidan o'tadigan narsa. O'sha riyo insonni maxfiy shirkka yetaklaydi. Qanaqa qilinadi buni muolajasi desa, hech kim yo'q joyda Allohdan qo'rqib yig'lash kerak. Hech kim yo'q joyda nafil ibodatlarni qilish kerak. Yashirincha sadaqotlar qilish kerak. Farz namozlarini jahriy qilaveradi erkaklarga aloqador. Ayollar maxfiy o'qisa bo'laveradi. Erkaklar farzlarni jamoatlar bilan qiladi. Lekin nafillarda iloji boricha maxfiy qilish kerak. Mana shular muolajalari Alloh taolo o'zi isloq qilsin.